esir bir şehre gidiyorsunuz Kamil. Buyur anacığım, bir şey mi vardı? Tüh! Hadi dur! Come on! This man in town! Don't move. Musul petrollerinde hisseleriniz olduğunu biliyoruz. Ayrıca arazileriniz. Neden satmıyorsun topraklarını İngilizlere? Vallahi dökmediğim dil kalmadı Halil'e. Önce borcunuzu ödeyin diyor. Sabah uğradığımda öğleden sonra tahsilata geleceğim, tedarikli olun dedi. Az sonra burada olur zaten. Biraz daha mühlet koparabilseydik. Onu kopartamadım ama istersen kafasını kopartırım itin. Basarız kağıt deposunu, sen misin ulan mırın kırı neden? Selamun aleyküm. Ha, işte geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldin Halila. Biz de senden bahsediyorduk. Çay ister misin? Çay kalsın, önce işimize bakalım. Size mahcubuz Halil Bey ama... Olayı var. Borcunuzu ödersiniz, mahcubiyetiniz biter. Değil mi? Hayır, öyle değil. Nasıl peki? Durumumuz malum. Beyimi mahkum ettiler. Bin bir güçlükle bu dergiyi çıkartmaya çalışıyoruz. Esaret altındaki insanlara biraz umut, biraz inanç... Bana vatan millet dedukları verme hatun. Öst! Öst! Kendine gel Halila. Gelmesen ne olacakmış? Lan bak, lafını bil, benim tepemi attırma. Öldürecek misin yani, öldürecek misin? Zaten size kağıt veriyorum diye başım derde gitti. Lan size müddet, yarın öğleye kadar parayı ödediniz, ödediniz. Ödemediniz, İsrail yarın yollayacak size. Evet. Demek ki artık bu Halil denen fermansıza görünmek bize farz oldu. Görünseniz ne olacak? Kağıt olmadıktan sonra. Hayırlı günler. Hoş geldin Abuzer abi. Hoş bulduk bacım. Vay! Abuzer abi. Dağıtımcıların kralı. Hoş geldin, kokuyu aldın demek ha? Hayırdır Niyazi kardeş? Ne kokusu bu? Sakın bu Halil öküzünün pis kokusu olmasın. Ta kendisi. Burnundan soluyordu kavat. Affedersin bacım. Derdi ne? Parasını istiyor. Herkes gibi. İhsan olsaydı belki bir yolunu bulurdu. Destur bacım. İhsan abimizin yerini tutamayız elbet. Ama bizim elimizde armut toplamıyor. Son 3 sayının hesabı. Buyur. Ne
Vay be. Abuzer Ağa, Allah canımı alsın, Hızır gibisin be. Abuzer Ağa, bir yanlışlık olmasın hesapta, burada çok para var. Yanlışlık yok bacım. Eş, dost, akraba, Cağaloğlu'nun cümle esnafı, yoldan geçen, bedava adres soran, kimi bulduysak abone yaptık dergiye. Hakkındır, güle güle harca. Abuzer Ağa, ben ne diyeyim ki? Hiçbir şey deme bacım. Karadayının çıkması hepimizin namus borcu. Yoksa İhsan abimizin yüzüne nasıl bakarız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya eh be kardeşim, sen niye yoruyorsun kendini? Beni mahcup etmek için mi? Estağfurullah. He? Dervişlikte yorulma yoktur. Gayret vardır. Biz Kadiri yoluna boş yere mi girdik, değil mi? Kaldı ki paslanmış bir vücudu açmak için bundan hala fırsat mı olur? Sana borcumu nasıl ödeyeceğim ben bilmiyorum. Aa, uzun etme. Yalnız bu kıyafetlerle çalışamazsın. Neyse, bizimkiler üstüne bir şey uydururlar. Hadi koş da giyin. Tamam, peki. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani sizler olmasaydınız ben bu işin altından kalkamazdım. Ettiğin lafa bak Kamil Bey. Sen parasını verdin, biz de yaptık. Öyle değil mi Pedrosa? Olsun, yine de çok sağ olun. Hakkınız parayla ödenmez. Aç açına bu kadar laf dinleyemem. Hadi dervişler, himmet zamanı. Bismillah. Söylentileri duydun mu? Hangisini? İstanbul işgal edilecekmiş. İstanbul zaten işgal altında. İkinci bir kez de işgal edilemez ki. Anadolu'dan direniş haberleri geliyor. Gavur kızıştı. Bu sefer her şeye el koyacaklar. Aklına ne gelirse. Zavallı Mehmet Ali. Bazı geceler rüyamda kardeşimi görüyorum. Üstünde kanlı üç değmen üniforması. Elinde güya intihar ettiği tabanca. Bir kendi şakağına dayıyor, bir bana doğrultuyor. Ben kanter içinde uyanıyorum. Söylesene Kamil. Benim gibiler böyle önceden pes etmeseydi... Mehmet Ali gene intihar eder miydi? Yanlış adama soruyorsun. Bazen o kadar saçma geliyor ki. Ben mülk derdindeyim. Halbuki Osmanlı'daki bütün mülk elden gitmiş. Esir bir memlekette hiçbir şey bizim değil ki. Başta hürriyet. O kadar da büyütme. İnsanların esaret altında bile uykusu gelir. Sonra da yatacak bir yer ararlar. Cemil Efendi, uykumuz geldi. Hadi bize bir şeyler söyle. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölü yok, bu ne şivandır, şu yer.
yamandır, anu yemendir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Hatırlıyorum. Resme yeteneğim vardı. Milano'dayken çalıştım. Ricardo adında bir ressam vardı. 2 yıl atölyesine devam ettim. Sonra bıraktım. Bir heves işte. Ha, bu açıkta kalsın. Hayırdır? Don Quixote'un Türkçe tercümesi. Öteden beri hayalimdi. Belki de kısmet burayadır. Belki de. Neden Don Quixote? Bilmiyorum. Belki de bizim yapamadığımız şeyleri umutsuzca da olsa denemeye cesaret ettiği için. Buyur efendim. Hadi bakalım. Hoppa. Buranın eski halini bir görseydin, harabeden farksızdı. Hadi bir de içeri bakalım. Nermin, bak koltukları buraya koyduk. Bu perdeler eski. Fuat'ın hizmetçisi ödüledi bunları. Masanın yerini beğenmediysen hemen değiştirebiliriz, hiç mesele değil. Anne, bahçeye çıkabilir miyim? Sonra. Tamam. Eksikler var ama erkek aklımla bu kadarını düşünebildim. Daha düzgün bir yere adım at istedim. Hadi gel. Ayşe'nin odasını görelim, he? Anne, bahçeye çıkabilir miyim? Olmaz. Bu gardırobu ben de hatırlamıyorum ama tam Ayşe'ye göre. Yatağında pamukları değişti. Bak. Bahçeye çıkmak istiyorum. Hayır. Ya yatak biraz eski ama elimiz bollaşınca yenisini alırız. Bu masa da mutfakta duruyordu. Artık hanımefendinin bir çalışma masası oldu. Beğendiniz mi prenses? Beğendim. Daha önce de görmüştüm zaten. Anne, bahçeye çıkmak istiyorum. Sana olmaz dedim. Pardon prenses. Öyle demek istemedim. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabii. Fazla uzaklaşma. Güzel olmuş. Eskisine göre biraz daha... Yok, yok, gayet iyi. İyi. Sanık İhsan bin Hayrullah. Karardan önce ifadeni eklemek istediğin bir şey var mı? Her şeyi duruşmamda söyledim reis bey. Hayır, yok. Pekala. Gereği düşünüldü. Vaka mahalli zabıtları, toplanan deliller, şahitlerin ifadeleri ve sanığın samimi ikrarı nazarı dikkate alınarak Aydos cephaneliği baskınındaki suçu sabit görülmekle mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle idamına. İhanet bu! İhanet! Susun! Kendinize gelin! Mahkemenin sükuniyetini bozmayın. Susun. Nerede kaldık? Oy birliğiyle idamına. Evet, idamına. Velakin kimliği iş bu mahkeme zaptında muharrer sanığın Galicia, Sina, Çanakkale muharebeleri ve Harbi Umumi'de gösterdiği asarı hamaset ve fedakarı ile mümtaz sicili de dikkate alınarak temyizi gayri kabil olmak üzere 20 yıl kürek cezasıyla mahkumiyetine karar verilmiştir. Mahkumu götürebilirsiniz. Mahkeme bitmiştir.
Akşama gecikir misin? Erken gelmeye çalışırım. Bakalım bizim avukat neler yapmış. Belki biraz kira toplayabilmiştir. İnşallah. Yemeğe bekleyelim mi? Yetişmeye çalışırım ama gecikirsem siz yiyin. Hoşça kal. Sabriye hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Alır mısın şunu? Nermi? Geç canım. Canım. Bu ne güzel sürpriz. Hala hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Oh canım. Buyurun buyurun. Maalesef durumlar vahim Kamil Beyciğim. İnsanlar yoksulluktan kırılıyor. Koca İstanbul'da kirasını doğru düzgün ödeyen dükkan sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Buyurun. Ancak bu kadarını toplayabildik. Hepsi bu mu? Evet, hepsi bu. Onlar da evvelden topladıklarımız. 5 aydır kimse kuruş ödemedi. Zaten kimi kiracı ortada yok. Öldü mü, kaldı mı belli değil. Aksaray yangınında yanıp kül olan dükkanlar da cabas. Hele Sultanahmam yağmalandığında bir görecektiniz. Avukat Bey. Buyurun efendim. Elimizde kalan ne kadar gayrimenkul varsa hepsinin satış muamelesini başlatın. Lütfen. Merhaba Kamil. Tanışıyor muyuz? Evet, tanışıyoruz. Nereden? Mektebi Sultani. Dur bir dakika, bir dakika dur. Sen... Erken bunama yok değil mi? 116 Ahmet. Paşa oldu. Aslanım benim. Nereden çıktın böyle? Epeydir peşindeyim. Benim. Deli misin sen? Zamanın var mı? Var tabii elbette. Hadi gel sana bir çay ısmarlayayım. Tamam. Gel. O dik başlı kocan nasıl? İyi sayılır. Avukata tamam. Gitti bugün. Dükkanlar için. Babam tanıyor avukatı. Hepsinden haberi var. Bunları geç kızım. Bunları geç. Kuru dükkan para getirmez. Kamil şu arazi meselesi için hala diretiyor mu seni? Ondan haber ver. Bilmiyorum. Hiç bahsi açılmadı. İşler kötüye gidiyor. İngilizlerin harekete geçmesi an meselesi. Ne demek bu? İstanbul artık onların demek. Yani bunlar son fırsatlar. Şehre el koydular mı pazarlık şansı kalmaz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak... Enişten Henry Dixon'la konuştu. Kamil'in şu Musul ve Kerkük'teki arazileri için tekrar düşüneceğini söyledi. Kamil'in bundan haberi yok. Biliyorum, haberi yok. İbrahim'in derdi adamları biraz oyalamak. Hem biraz zaman kazandık, fena mı? Belki bu arada kocanın aklı başına gelir. Aptallık etmenin sırası değil. Bu adamlar çok güçlü. Onlarla başa çıkılamaz. Kamil bunu bir anlasa. Bunları ona aynen aktar, tamam? Hadi Sabriye, gidelim artık. Aa, nereye? Böyle ne aceleniz var? Oh, daha dünya kadar işimiz var şekerim. Nişantaşı'nda birkaç mağazaya gideceğiz. Londra ve Paris'ten yeni modeller gelmiş. Sahi mi? Sen de bizimle gelsene. Olmaz, gelemem. Neden? Siz gidin bir dahaki sefere. Bak bakayım bana. Mesele para mı? Hayır, ondan değil. Gözüme bak. Evet, ondan. Bak kızım. Sabriye'den hiç farkın yok benim için. Ne kadar gerekiyorsa, tamam? Olmaz hala. Kamil böyle bir şeye dünyada izin vermez. Pekala. Sen bilirsin. Nasılsınız? Buyurun. Çok şükür. Oo, hoş geldiniz. İnsan eski arkadaşının peşine hafiye gibi benim takılmaz. Yekten karşısına dikilir. Siz ne yaptınız? Hallettiniz. Ya peşimizdeki hafiyeleri sana bulaştırmak istemiyorsak? Anlamadım.
Hemen konuya gireceğim. İhsan'ın başına gelenlerden haberin var mı? İhsan? Bizim İhsan mı? Evet o. Kötü bir şey mi oldu? Oho birader, senin de dünyadan haberin yok. Baksana şuna. Sen biraz dinlensene. Provalar baskıya yetişecek. Boş ver. Yarına kalsın. Kıyamet kopmaz, baskıya 3 gün var. Olsun. Bari şu ıhlamuru iç. Sağ ol. Çok güzel kokuyor. Ne oldu, neyin var? Midem. Evet kızım be. Evet be evladım be. Sen şunu giy. Ben bir fayton çağırıp hemen geliyorum. Yardım etmek zorunda değilsin Kamil. İstemezsen döner arkanı çeker gidersin. Kimse de bir şey diyemez sana. Bunların hepsini anlattım çünkü. Ama senin karakterinde bir adam hayır dese bile eski arkadaşlarını satmaz. İşe yarar mıyım bilmiyorum. Kesin kes yararsın. Karadaya, Milli Mücadele. Ve Anadolu. Ve Mustafa Kemal. Bu sefer olacak mı? Kesin kes. Olmak zorunda. Gidecek başka yer olmadığı için. Aynen öyle. Allah'tan vaktiyle Karadayı'nın imtiyaz haklarını Nedim Hanım'ın üzerine almıştık. Dergi çıkacak. Ancak İhsan içeri düştükten sonra kadıncağız çok yalnız. Hiçbirimiz bir işten anlamıyoruz. Destek olamıyoruz. İyi ama ben bu işlerden hiç... İçimizde en iyi tahsil gören sensin Kamil. Birkaç dil biliyorsun. Bizden çok daha kolay öğreneceğin muhakkak. Ne dersin? Var mısın Kamil? Varım Ahmet. Varım. İhsan burada hatırlamak yok. Onu diğerlerinden farklı bir yere koydular. Revire. Bu iyiliğini... İyilik olsun diye değil canım. Maksat başkalarını da zehirlemesin. Maazallah ihtilacı fikirlerini başkalarına da aşılarsa, değil mi? Ya doğru. Bakmışsın İstanbul'un bütün eserkeşleri bir gecede ayaklarını vermiş. İnsan böyle bir yerde nasıl yaşar? Kamil. Ahmet bugün anlattı. Çok üzüldüm. Gerçekten geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Başka şeyler de anlattı mı? Hepsini. Burada olduğuna göre. Kamil bizimle. Çok sevindim. Aramıza hoş geldin. Bize büyük yardımların olacak. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Yani bir işe yaramama vesile oldunuz. Hadi geçin. Geçin oturalım. Of, çok yoruyorsun kendini. İnsan birazcık karnındaki çocuğu düşünür. Sancın var mı? Çok değil, çok değil. Doktor çağırayım mı? Yok, geçmezse çağırırız. Niyazi salonda. Beklemesin, söylesene dadı. Bir şey olur diye bekliyor. Garip adam. Bir tanedir Niyazi abi. İşte kahveler. Eyvallah Ahmet. Afiyet olsun. Zahmet oldu sana. Ne zahmeti paşaoğlu? Yani sen yudumlamana bak, bu ocakçıyı başka yerde bulamazsın ha. Savaşa katılmadığına üzülme. Sen asıl Sultanahmet mitingini kaçırdın oğlum. Küçücük bir kadın, adı Halide Edip. Gövdesi kadar yüreği var. O gün işgalci kuvvetlere dar etti İstanbul'u. Benim karım Nedim'e bile benden 1000 kat daha erkekti be o gün. Bu savaş başka Kamil. Ne 93 harbine ne harbi umumiye benziyor. Bu defaki mutlaka kazanmamız icap eden bir savaş. İnsanlara bunu anlatmak zorundayız. Karadayı da bu yüzden çıkmak zorunda ya. Nerede çikolata? Yemekten sonra. Hemen sonra mı?
Hayır, önce el ve ağız yıkanacak. Ondan sonra babaya kocaman bir öpücük verilecek. Ondan sonra da gelsin çikolata. Aa, daha çok varmış. Var tabii. Ayrıca bana bir söz vereceksin. Ne sözü? O çikolata yendikten sonra o karamelli yapış yapış ağızla babaya kocaman bir öpücük daha. Ha? Çok kötüsün baba. Bugün çok neşelisin. Hı hı. Arkadaşlarımı rastladım bugün. Galatasaray'dan. Öyle mi? Hı. Nerede? Biriyle avukatın bürosundan çıkınca karşılaştım. Diğerini de hapishanede gördüm. Ya merak edilecek bir şey yok. Arkadaşımın suçu yüz kızartıcı bir suç değil. Arkadaşın ne yapmış? Bizim İhsan. Bir cephaneliği havaya uçurmuş. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Ne garip arkadaşların var. Cephanelik bizim değil. İngilizlerin. Kamil. Avukattan para tahsil edebildin mi? Önemsiz bir miktar. Peki ne yapacağız? Endişelenecek bir şey yok. Dükkanları satışa çıkardım. Hem artık benim bir işim var. Nasıl bir iş? Parası hiç önemli değil. Vatanı için hapse düşmüş arkadaşımın karısına yardımı olmayacaksa bugüne kadar öğrendiklerimin faydası ne? Sen de öyle düşünmüyor musun yani? Evet. Bugün alanlar uğradı. Ya. Nasıllarmış? Selam söylediler. Yarın Karadayı'ya gidip Nedim Hanım'la tanışacağım. Halam bir şeyler duymuş. Ortada tuhaf söylentiler dolaşıyormuş. Neyle ilgili? İngilizlerle. Hmm, onları ben de duydum. Ya düşünebiliyor musun? Üstelik kadın hamile. İşgalden bahsediyorlar. Yeni bir havadis değil. İçimde çok tuhaf bir his var. İlk defa istediğim için bir iş yapacağım. Bu dergi Anadolu yanlısı mı? Elbette. Enişten başımıza gelen bütün felaketlere Kuvayi Milliye'nin sebep olduğunu söylüyor. Yanılıyor. Bu bir nefsi müdafaa hali. İşgalden sonra durum ağırlaşacakmış dedi halam. Biz de boş durmayacağız. Yazılar yazacağız, yayınlar yapacağız. İnanmak önemli. İnanmayan insanın mücadele gücü olmaz. En büyük mağlubiyet işgal filan değil. İnsanların umutsuzluğa düşmesi. İşgalden sonra hiç pazarlık şansımız kalmazmış. Neyin pazarlığı? Musul ve Kerkük'teki araziler. Nermin. Eniştem senin namına Henry Dixon'la konuşmuş. Bizim iyiliğimiz için Kamil. Söz vermemiş zaten, sadece düşünecek demiş. Başka? Düşünecek misin? Ben deminden beri düşündüklerimi söylüyorum. Tabii beni dinleyen varsa. Lütfen gör artık Kamil. Lütfen. Neyi göreyim? Neyi göreyim Nermin? Silah zoruyla ülkeme gelen insanlara topraklarımı nasıl satarım? Ben bu kadar aciz ve korkak mıyım? Benim ben. Senin kocan. Kamil. Lütfen biraz düşün Nermin. Lütfen. Çok güzel be. Bunlar İngiliz malı abi. Tabii. Ne demişler? Vurulacaksan İngiliz kurşunuyla vurulacak. Ben o dediğini İngiliz sicimiyle asılmak diye biliyordum ama... Ne fark eder be? İkisinin de ucunda ölüm yok mu? Bunları bir an önce gemiye sarmak lazım abi. Beklediğimiz her gün fazladan tehlike. Evet. Rosalti ile yarın buluşacağım. Ne dersin? İkna olacak mı? Ne demek ikna olacak mı? İstediği komisyonu kuruşuna kadar avucuna sayıyoruz ya. Daha mı ikna olmasın? Gırdış Efendi'ye selam söyle. Son provalar bayağı düzdü. Mürettebin eline sağlık. Başka bir şey?
Yok, sağ ol. İyi, ben de gidip şu Rozalti alçağının hesabını göreyim. Yelzi abi, ne demek istedin? Ya yapmayın Allah aşkına. Hesap görmek dediysek hani bildiğin gerçek hesap. O öbür hesap ayrı. Hadi bana eyvallah. Aa, dur abi, birlikte çıkalım. Merhaba Ahmet. Merhaba Kamil. Nedime Hanım yukarıda seni bekliyor. Bahsettiğimiz arkadaş işte bu. Bu da Niyazi abimiz. Memnun oldum. Ben de arkadaş. İzninizle. Kamil Bey sizsiniz değil mi? Evet efendim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hoş bulduk. Kolay buldunuz mu? Evet, çok kolay. Niye şaşırdınız? Şaşırmak? Neyse. Niyazi abiyle Ahmet de buradalardı. Evet, merdivenlerde karşılaştık. Niyazi de sizinle birlikte mi? Evet, en yakınlarımızdan. Aslen İzmirli, namı diğer Zeybek Niyazi. Kendisi bir yıl önce geldi. Daha doğrusu gönderildi. Gönderildi mi? Niyazi abi inan çıkartmasından sonra çok ağır şeyler yaşadı. Karısı ve kızı gözlerinin önünde öldürdüler. Kendisini de sırf eziyet olsun diye hayatta bırakmışlar. Aman Allah'ım, çok korkunç. O günden sonra öyle delice şeyler yapmış ki kendisiyle birlikte bir sürü insanı da yakacakmış. İzmir'den arkadaşları aradı. Bize gönderdiler. Müthiş fedakardır. Balıkçı. Ne balığı? Çok taze istavrit var. Bunları da afiyetle yiyin. Eyvallah. Selamun aleyküm ağalar. Oo, Zeynep hoş geldin. Vay vay vay, yüzbaşı Bilal. Tahsin Kaptan, Bolşevik Mustafa. Ne haber hemşinli? Şu işe bak be, neredeyse bütün karakol teşkilatı burada. Ne demezsin, yolunu gözlüyorduk. Gözleyeceksin tabii. Ta nerelerden kalktık da tahsilata geldik. Mimim grubu yüz vermedi galiba. Öyle su koyuvermek yok. Geçen sefer sevkiyatı onlar karşıladı, bu sefer sıra sizde. İyi. Al bakalım. Tam 11.000 lira. Hayrını gör. Güzel. Allah razı olsun. Kemal Paşa bizi pek sevmez. Kendinden uzak tutar. Ama yine de yiğitlik bizde kalsın. Aa, Sarı Paşa'ya laf yok arkadaş. İyi ediyor. Ne yapacak sizin gibi adamları yanına alıp da? Aha, kendi evet. Bana bizzat söyledi. Niyaz evladım, sakın o uğursuzları buraya salma. Şşş, bana bak, ayıp oluyor. Ama bak, niye paşam diye soracak oldum. Evladım bizim İttihatçı eskiler evde kalmış kızlar gibidir. Şikayet etmekten başka bir halt bilmezler. Bırak, bırak uğursuzdan oturdukları yer. Ya vallahi kendi söyledi. İnanmazsanız gidin sorun ha orada. Gidebilirseniz tabii. Ulan Zeybek, Allah büyük. Bir gün bu kızlara bir işin düşecek ki. İşte ben o zaman... Merak etme yiğidim. O sefer de gönlünü yaparız. Hadi bana eyvallah, işimiz gücümüz var. Hadi işe rast. Avrupa'daki dergi idarehanelerine benzemiyor değil mi? Doğrusu evet. Maalesef imkanlarımız bu kadar. Ayrıca biz burada sadece dergi çıkartmıyoruz Kamil Bey. Tahmin etmek zor değil. Karadayı işgale karşı direnen bütün teşkilatların bir çeşit meşru irtibat noktası. Aramızda sadece vatanseverler, yiğit savaşçılar yok. Hafiyeler, işgal jandarmaları, hatta muhbirler.
Bunları anlatmakta özel bir maksadınız var mı? Evet, aslında var. Bize katılırsanız güvende olmayacaksınız. Bir Fransız devrimcisi şöyle der. Mücadele günü geldiğinde kendi emniyetini düşünen insanlara dikkat edin. Muhtemelen ilk ayın onların arasından çıkacaktır. Güzel. Öyleyse başlayalım mı? Başlayalım. Geciktin. Parayı getirdin. Getirdim. Merak etme. Hepsi tamam. E tamam. Şş, bana bak. Ben üstüme düşeni yaptım. Bundan sonra sıra sende. Benden haber bekle. Elini çabuk tut. E tamam. Matbaadan gelen ilk provalara bilhassa dikkat etmek lazım. Mürettiplerin çoğu maalesef içkiye düşkün olduklarından son saatlerde yapılan dizgilerin çoğu yanlış olur. Bunlar da önümüzdeki sayının yazıları. Birkaç gün içinde matbaaya yollasanız iyi olur. Bu Ahmet Rasim'in. Biraz uzun olmuş. Yazıyı iki punto küçültüp sığdırmaya baksınlar. Eğer kesersek üstad çıldırır. İçiniz rahat olsun. Ben ilgilenirim. İçim rahat. Hatta öyle rahat ki kalkıp eve gideceğim. Doktor istirahat etmemi söyledi. Ben bir bebek bekliyorum. Biliyorum, İhsan söylemişti. İyi, öyleyse müsaadenizle. Size eve ben bırakayım. Gerek yok ama aslında evi öğrenmiş olursunuz. Ne yapacağım ben seninle? Anlamadım. Yapacağını yapıyorsun zaten. Sana çok alıştım. Fena bir alışkanlık. Ben çok ciddiyim. Başkalarıyla olmanı istemiyorum. Hele geceleri çıktın o yabancı subaylar. Alem adamsın be İbrahim. Ne demek istiyorsun? O subaylar koca ülkeyi almışlar elinden, sende cıt yok. Ama Natalya'yı almışlar, sen birden çok kıskanç. Saçmalama. Söylesene İbrahim. Yoksa Natalya'nın yatağı Osmanlı yurdundan daha değerlidir. Hı? Kamil Bey, ellerinize sağlık. O sefil yerin burası olduğuna inanmak çok güzel. Rica ederim. Ne önemi var? Zaten hepsi kullanılmayan eşyalar. Aman efendim, gözlerime inanamıyorum. Oo, Ahmet Rasim Üstad, hoş geldiniz. Nedim Hanım, biz görmeyeli neler olmuş burada? Tam üstüne geldiniz üstadım. Kamil Bey sayesinde. Kamil Bey yeni arkadaşımız, Ahmet Rasim Beyefendi. Memnun oldum efendim. Müşerref oldum Kamil Bey dostum. Keşke daha önce teşrif etseydiniz. Her ne kadar zarfa değil, mazrufa bakmaksa da esas. Karadayı bana sorarsanız işte şimdi der yoktu. Hocam buyurun lütfen. Bravo Ahmet Rasim'e. Bu sayı fondadır zo. Ezip geçmiş Ali Kemal'ı. Bu sefer de 4 hata. İyi sayılır. Günün birinde şu dergiyi 0 hatayla çıkarabilecek miyiz Mugadiş Efendi? Çok zor be evladım. Bu yaşıma gelmişim ya biridir ya iki. Ne oldu ne var? Emirize veriyorlar Kamil. Gel bak. Kapı kapı dolaşıp her yeri kontrol ediyorlar. Etsinler gizli saklı çıkmıyoruz ki. Canım maraza çıkabilir. Maksatları eziyettir ka. Bakarlar Karadayı basa olsun kırıp dökerler her yeri. Kimi kime şikayet ediyorsun? O zaman çalışmayı bırakalım. Lambaları söndürüp kapıyı da arkadan kilitleyelim. Ben arka kapıdan çıkıyorum. Nereye? Her ihtimale karşı. Registered? I don't know. I'll check when I'm back at the headquarters. No time for that. Get in. It's locked, sir. Of course, stupid. Run! Run! Yeah, they're coming back! Oh.
Ortalık iyice ağırlaşıyor Celal. Damat Ferit kabinesi İngilizlere paspas oldu. Ali Kemal denen Melun her gün alemdarda ortalığa zehir saçıyor. Bazen harp meydanlarını özlüyorum komutanım. Bilhassa bu rezilleri uzaktan seyrederken elleri kolları bağlı. İhsan efendi! Ziyaretçin var. İhsan yüzbaşımla Gelibol'da beraberdik. Nahşu bacağımdan iki kurşun aldım. Beni sırtımda cephe gerisine kadar taşıdı. Büyük adamdır. Hakkı ödenmez mesela. Başkadır İhsan. Başkadır. Vay Tahsin kaptan. Yüzbaşı. Koçum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hani adettendir sorarlar. E işte adettendir. İyi diyelim de iyi olsun. Hadi siz rahatınıza bakın. Postan Efer kapıda. Canınız bir şey isteyince söyleyin. Seslenin getiriversin. Çay falan yani. Sağ ol başçavuşum. Estağfurullah komutanım. Hayrola? Bir an önce buradan çıkman lazım. Niye? Sen hiç hayatında bu kadar aptalca bir sual işittin mi? Mehter Ağa bölüğünde bir yedek subay var. Teşkilattan. Onun nöbetine denk getireceğiz. Gardiyanlardan bazıları da ayarlandı. Gardiyanlara güven olmaz. İki taraflı oynamaya bayılırlar. İyi yani. 20 yıl kuzu kuzu yatacak mısın? Nedim iyi düşünüyor. Kaçarsam bunu rahat bırakmazlar. Hayatı kabusa döner. İhsan. Bu şehir aylardır bir kabus yaşıyor. Unuttun mu? Sohbetinizi bölmüyor mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başçavuş burada olduğunuzu söyledi. Biz zaten çıkıyorduk. Buyurun. Hay Allah benim yüzümden. Olur mu öyle şey başçavuş? Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Söylediklerimi düşün. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol, merhaba. Niyazi abi geldi mi? Gelmedi, ne oldu? Bir şey mi var? Bir haber getirecekti de. Ne haberi? Önemli bir haber Kamil. Ha, büyük bir sır yani. Vali iyi mi kötü mü onu söyle. Ben şey bilemiyorum. Tamam, boş ver. Sormadım, farz et. Kamil Bey sanki yıllardır bu işi yapıyor. Bir şey anlaması için uzaktan bakması kâfi. Öyledir bizim paşa oğlum. Boşuna mı peşine düştük? En tuhafı da ne biliyor musun? Yaptıklarını sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi yapması. Bu adamın zekasının farkında olmaması mümkün mü? Bilmem. Yazıhaneyi görsen tanıyamazsın. Ahmet Rasim bile bizim oradan çıkmaz oldu. Ki pasaklığımızı yüzümüze vurmaktan zevk alırdı biliyorsun. Affedersin, çok mu ondan bahsettim? Bir hayli. Aramıza katılması öyle iyi oldu ki, bilmem duyunca sevineceğini düşündüm. Biliyorum sevgili karıcığım. Ama sen yine de en çok bana hayran kal. Olur mu? Delisin sen. Hadi bakalım Niyazi. Şimdi sıra sende. Sen ne diyorsun be? Elini çabuk tut. 11 bin lira almadın mı? Onunla bitmiyor. Biliyorsun. Tamam. Halletmeye çalışırım. Gemi 3 haftadır demirli. Liman memurları sorup duruyor. Arıza var deyip oyalıyorum. Senin keyfini mi bekleyeceğim? Bana bak. Senin de ağzından bal damlıyor ha. Ama bu huyun da çok kötü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Prenses. Gel bakalım. Hoppa. Sofra hazır. Hemen oturalım istersen. Neyi kutluyoruz? Hiç. Öylesine. Nedim Hanım müthiş dirayetli bir kadın.
İhsan hapse girdikten sonra bütün yük üstüne kalmış. Çocuğu var mı? Yok. Ama hamile. Ya. Kaç aylık? Biliyorsun böyle şeyleri pek soramam ama yeni galiba. Bugün evi biraz toparladım. Hı, mükemmel olmuş. Çalışma odanı da sildim. Eline sağlık. Resme başlamışsın. Evet. Bazı küçük denemeler. Beğendin mi? Dikkat çekiciydi. Bilhassa içlerinden biri. Hangisi? İşte bu. Sana göre ben bu resimdeki kadın gibi miyim? Hayır, öyle düşünme. Beni böyle mi görüyorsun? Yo. Son günlerde sana çok mu yüklendim? Bak, mühim değil. Bazen olur böyle şeyler. Hepimiz zaman zaman yaparız. Ayşe'yi yatıralım mı? Olur. Oldu değil mi? Başladı. Başladı değil mi? Yani. İşgal başladı. Ne? Sen... Başladı. Ah, işgal başladı. İşgal başladı. Ne? Gelecekler. Gelecekler, buraya da gelecekler. Kimse gelmeyecek buraya. Biliyorum, gelecekler. Halam söyledi, eniştem söyledi. Boş ver onları. Gelecekler, seni de götürecekler. Yani, seni de götürecekler. Niye götürsünler? Çünkü satmadan. Sen götürmeyeceklerdi. Satmadın. İnsan böyle bir günde kendini düşüremez. Bana bağırma. Bağırmıyorum. Geldiler. Götürecekler. Götürecekler. Ne oldu Ayşe? Kamil. Ayşe. Fuat? Hayırlı akşamlar demek isterdim ama dilim varmıyor. Bu ne hal? Kusura bakma. Geç saatte rahatsız ettim kardeşim. Olur mu öyle şey? İçeri gelsene. Hayır. Ben gidiyorum Kamil. Nereye? Anadolu'ya geçiyorum. Anzavur namussuzu azdı. Düzce'deki 24. tümeni basıp Yarbay Mahmut Bey'i öldürmüşler. Çerkez Mahmut. Savaş meydanları bugüne kadar onun gibi yiğidini görmedi. Kafasını kesmişler. Başın sağ olsun. Bu esareti daha fazla seyredemem Kamil. Eğer seyredersem Mehmet Ali'nin... Bu sende kalsın. Ne bu? 1200 lira. Mümkün değil, alamam. Beni yorma. Lafı uzatmazsan sevinirim. Bir ara tekkeye bağışlamayı düşündüm. Sonra saçma geldi. Dönersem ödersin. Hem savaşta insana para gerekmez.
bakmadım. Yoluna çık olsun.